Virüs nedeniyle evde kalınması pek çok zorluğu beraberinde getirdi. Her şeyden önce özgürlükler zorunlu olarak kısıtlandı. Ancak evde kalmanın olumlu yanları da ortaya çıktı. Peki neydi onlar? Ayrıntılar haberimizde. Vallahi evde televizyon seyrediyoruz. Bilgisayar başındayız. Dizi seyrediyoruz. Yaptığımız başka hiçbir şey yok. Güveç yapıyoruz bol bol. Öğrendik yani güveç yapmayı. Yemekler sizden mi? Yemekler bizden. Ne iş varsa ortak. İşinizi yeni mi tanımaya başladınız? Yok. Daha da biliyordum. Ama hiç evde kalmadığım için sorun oluyordu. Bir pazardı, pazar bazen arazi yine oluyordu. İşte şimdi tanıdım, tam şey oldu yani. Ya biliyordum çekilmedi ama yapılacak bir şey yok. Kavgalar çoğaldı. İnek çoğaldı yani. Kaç yıldır evlisiniz? 30 yıl. 30 yıldır evlisiniz, hiç bu kadar kavga etmiş miydiniz? Yok. Yemek yapmayı öğrenen de var, temizliğe yardım eden de. Öyle ki yıllardır evli olduğu işini yeni tanıyan bile oldu. Hiç eşinizle bu kadar evde kalmış mıydınız? Kalmamıştım. Yeni yeni huyları çıktı mı efendim? Ya zaten vardı, daha çok çıkmaya başladı. Kavga ediyoruz akşama da. Kaç yıllık evlisiniz? 35. 35 yıllık evlisiniz. Daha öğrenmediğiniz huyları var yani. Var var. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte milyonlar hafta sonu evlerine kapanıyor. Hayat eve sığıyor. Peki evde hayat nasıl geçiyor? Yani insan bu kadar kapana kısıldığı zaman illaki birine çatıyor. Evde kalmanın olumsuz yönleri kadar olumlu tarafları da var. Aileyle çocuklarla zaman geçirmek, sağlığın önemini, özgürlüğün kıymetini anlamak gibi. İnternet mağazalarından almadığımız alet kalmadı. Tıraş makinelerini aldık, evde kendi kendimize tıraş oluyoruz. Namazını kılıyorsun, ne güzel, ibadetinle meşgulsun. Balkondan eve, evden odadan balkona. Çocuklarımızla güzel zaman geçirdik. Bu biraz daha böyle bir şeylerin farkına vardık. Zamanın kıymetini anladık. Ev hanımları zaten evdeydi. Eşleri de evde kalınca evin havası değişti. Çoğu kişi diyor ki eşimi tanımamışım ben bunca yıl. O da var. Vallahi var. Yani ben artık şey istiyorum. Ya artık ne olur diyorum. Yani bir kapının önüne falan da çıksan razıyım diyorum. Siz o kadar sıkıldınız. O kadar sıkıldım. Ne yapıyor efendim? Mesela ne çok karışıyor. Yani evin her şeyine karışıyor. Mutfağa karışıyor, çocuklara karışıyor, bana karışıyor.